İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin fedakar vatandaşlarına Boğuz Tubarı'nın adını taşıyan nişan verildi. Artak Beklaryan, Artsa halkı Doğu Ermenistan vatandaşlığının kabul edilmesiyle Artsa'ya dönüş ihtimalinin kapanacağından korkuyor. ABD hükümeti Bakü'ye mali desteği azalttı. Müslümanlaşmış Ermeniler, Ermeni kimliği, kültürel soykırım kültürsit. Aziz Giragos'un kemerleri altındaki müzik. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı Armena Gabrahamyan'ın 2022 tarih ve 91 sayılı kararnamesine göre Batı Ermenistan'ın fedakar vatandaşlarına Nubar'ın adını taşıyan sivil nişan verilmektedir. Bu madalya başta kültür, diplomasi, spor ve diğer alanlarda aktif katılım ve özveriyle Batı Ermenistan'ın kuruluşuna ve kalkınmasına katkıda bulunan kişilere verilmektedir. 14 Mart 2024'te Batı Ermenistan Cumhuriyeti Başkan Yardımcısı Simon Daronyan'a Bosnubar'ın adını taşıyan sivil nişan verildi. Artsakh Ermenilerinin Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmamak için Doğu Ermenistan vatandaşlığını kabul etmek istemediklerini iddia etmek saçma ve tehlikelidir. Artsakh'ın eski devlet bakanı Artak Beklaryan mikroblogunda Ekim ayından bu yana binlerce Artsakh vatandaşının askerlik hizmetine girmek istediğini ancak bunların reddedildiğini ve vatandaşlığı kabul etmeye zorlandıklarını belirtti. Artsak'ın eski devlet bakanı Artak Bekleryan şöyle dedi. Eminim ki ihtiyaç halinde hukuki statüsü ne olursa olsun Artsak halkının büyük çoğunluğu silah sarılacak ve Ermeni anavatanını savunacaktır. Önümüzdeki yıllarda Artsak Ermenileri arasında askerlik çağındaki erkek çocukların sayısı birkaç bini geçmeyecek. Dolayısıyla Paşinyan'ın argümanının mantığı, eğer ailelerde askerlik çağındaki erkek çocuklar yoksa halkın geri kalan çoğunluğunun neden vatandaşlığı kabul etmek istemediğini anlamak mümkün değil. Aslında büyük çoğunluk toplumsal nitelikteki korkuların yanı sıra Doğu Ermenistan vatandaşlığının kabul edilmesiyle Artsah'a dönüş ihtimalinin kapanabileceğinden korkuyor. Dolayısıyla Artsa halkının toplu olarak Ermeni vatandaşlığını kabul etmesini istiyorsanız o zaman Doğu Ermenistan olarak toplu geri dönüşe yönelik siyasi talebi ve adımlarını sağlamalısınız. Bir Artsakh vatandaşı Artsakh'ta güvenli ve onurlu bir şekilde yaşamak ister ve bu olana daha fazla baskı altına almaya gerek yoktur. Artsakh halkına karşı çok dikkatli olmak, yeni olumsuz algılar yaratmamak, asılsız ve yapay genellemelerden kaçınmak gerekiyor. Amerikan hükümeti Bakü'ye ayrılan mali desteği 2 milyon dolar azalttı. Turan Ajansı'nın haberine göre ancak Washington böyle bir kararın Bakü'ye askeri desteği yasaklayan 907 sayılı değişiklikten kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirtmiyor. Medya, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Rich Verman'ın açıklamasına atıfta bulunarak ABD hükümetinin önümüzdeki yıl için 12.5 milyon Amerikan doları tahsis etmeyi planladığını belirtiyor. Yetkiliye göre bu ekonomik büyümeye destek, ticaretin genişletilmesi, eğitim, sivil toplum ve bağımsız medyanın yanı sıra insan hakları örgütleri ve bölgede diyalog ve güvenin sağlanmasına yönelik tedbirler ile İngilizce dilinin desteklenmesini içeriyor. 1992 yılında kabul edilen özgürlüğü destekleme yasasının 907. maddesi Washington'un Bakü'ye askeri yardım sağlamasını yasaklıyor. Ancak 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan terörist saldırının ardından ABD başkanları teröre karşı önlem almak amacıyla bu kararı şimdiye kadar askıya aldı. Bu operasyonlarda Bakü toprakları da Afganistan'a malzeme tedariki için kullanıldı. Ancak Amerikan birliklerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Bakü faktörü zayıfladı. Bu yıl 907 sayılı yasağın henüz kalkması söz konusu değil. Zorla din değiştiren Ermeniler arasında bazıları özel ilgiyi hak eden çeşitli süreçler yaşanıyor. Bunların arasında Hristiyanlığı yeniden kabul etme veya Hristiyanlığa geçme olgusu da vardır. Bu sorun aynı zamanda çeşitli Türk yapılarının da ilgi odağında yer almakta ve özellikle Türk makamlarının inisiyatifiyle bu yönde çalışmalar yürütülmektedir. Son yıllarda İslam'ı bırakıp başka bir dine, başta Hristiyanlığa geçen vatandaşlar üzerinde kapsamlı araştırmalar yapılıyor. Sorun misyonerlik hareketinin harekete geçmesi bağlamında da incelenmiştir. İşgal altındaki Batı Ermenistan'da kaç evin kiliseye dönüştürüldüğü, insanlara ne kadar incil dağıtıldığı gibi anlatılıyor. Bununla oldukça aktif bir şekilde tartışılan Türklerin Hristiyanlığa geçmesi meselesine cevap vermeye çalışmışlar ve sonuçta din değiştirenlerin çoğunluğunun Türkler değil, işgal altındaki Batı Ermenistan'da yaşayan yerliler, Ermeniler olduğu sonucuna varılmıştır. Müslüman hamşenlilerin ortak kimliğinin temeli. Doğu ve batı hamşenlilerin ayrımı büyük ölçüde dil faktörüne dayanmaktadır. Ancak doğu ve batı hamşenliler söz konusu olduğunda bu kriter bu grupları ayrı kimlikler olarak nitelemek için yeterli değildir. Bunun nedeni batı hamşenliler grubunun dilinin kalıntıları olarak Türkçe'ye sığınmış olmaları, bunun yanı sıra Doğu Hamşenilerle ortak bir geçmiş algısına ve ortak kültürel değere sahip olmalarıdır. Batı grubu olarak adlandırılan Hamşen dilinin ne zaman ortadan kaybolduğuna dair yeterli veri bulunmuyor. Ancak bazı deliller varsayımlarda bulunmaya neden oluyor. Bu tanıklıklardan biri jeolog Karl Richard'dan Rüdiger Benning yaptığı bir alıntıdır. Eski çağlarda olduğu gibi kendi içerisinde hala Hristiyan kültürünü koruyorlar ve yalnızca dışsal olarak Kur'an'a uyuyorlar. Kadınları Ermenceden başka dil bilmiyor. Bu 19. yüzyılın ortalarından kalma bir kanıttır. Şüphesiz Hamşen'de yaşayan ve Hamşen dilini hiç konuşmayan insanlar da var. Çünkü Osmanlı döneminde Hamşen'e başka ailelerin de yerleştiğini biliyoruz. Dolayısıyla ayrı bir kimlik olarak Hamşen halkı ve o yerleşim yerinde yaşadığı için Hamşenli olarak adlandırılan bölge sakinleri bu coğrafyada bir arada yaşıyorlardı. Yeni gelenler ve yerel halk arasındaki etkileşim ve gerilim başka bir çalışma konusudur. Bir etkileşim örneğiyle yetinelim. Bu 2. Abdülhamit dönemine ait bir belgedir ve belgede Hocaoğlu Tayyar, Sediroğlu Dursun, Cevbioğlu İsmail'e ve Rus-Türk Savaşı sonrasında yaşayan bazı ailelerin Müslüman oldukları emrediliyor ve yerel liderler bunu akılda tutarak hareket etmek zorundaydı. Doğu Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'na bağlı Tarihi ve Kültürel Miras Araştırma Merkezi, Arsak'ın Şamyan bölgesindeki Car köyünde Azerbaycanlıların muhtemelen 13. yüzyıla ait Ermeni haçkarını yok ettiklerini açıkladı. Merkezin internette yayınlanan fotoğraflara atıfta bulunarak bildirdiğine göre Azerbaycanlılar köyde Arsa Savaşı sırasında şehit düşen Ermeni zimvorların anısına adanan anıtı yıktı. 1224 Haçkar ise köyden kayboldu. Sırp Giragos Kilisesi'nin yenilenmesi, dini yapının yeniden canlandırılmasının daha fazlasını simgelemektedir. Uzun yıllardır bakımsız durumda olan kilisenin temelden yeniden inşa edilmesi fikri çeşitli çevreler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Halkın bulunmadığı bir kilise yapmanın ne anlamı var dediler. Bu sorunun iki sonucu oldu. Öncelikle kilisenin yeniden açılmasıyla birlikte daha önce birbirlerinden tamamen ayrı olan birçok Ermeninin ortaya çıkıp birleştiğini gördük. Bu kiliseyi yeniden inşa etme sözü verenler için bir zaferdi. Daha sonraki yıllarda Amit politik çatışmaların tahribatına yenik düştü. Sürp Giragos Katedrali de bu talihsizlikten nasibini aldı. Bu sefer şehirde yıkımı ve saygısızlığı durdurmak için daha ciddi bir güç vardı ve bunun sonucunda kilise yeniden inşa edildi ve kutsandı. Şimdi Sürp Giragos hem ibadet yeri hem toplanma yeri hem de kültür merkezidir. Böylece Ermeni söz yazarı ve müzisyen Stepan Yepremyan özel bir konserde Ermeni müziğinin seçkin örneklerini sundu. Yasak Serenat başlıklı program kapsamındaki posterde son yıllarda yaşanan pan-Ermeni olaylarından alınan videolar yer aldı ki, bu da Gomidas Vartabet, Aram Dikran ve Sayat Nova'nın eserlerinden oluşan müzik konserine daha da ışıltı kattı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hamşen Ermeni müziğinden bir örnek sunuyoruz. یز خوری من لعنت ناز بو پناگین سالات دار سازی نام بو خوری من لعنت ناز بو پناگین سالات دار serin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.